Hayat Bar'dan herkese merhabalar. Haftanın tam ortasındayız. Yine bütün güzel enerjimizle birlikte stüdyodaki yerimizi aldık. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel, keyifli bir gün olsun. Sağlık dolu bir gün olsun. Yine her zaman söyleyelim. Artık bir senedir söylemekten bıkmadık. Ama gerçekten hem bir vatandaş olarak hem de bir yayıncı olarak görevlerimizden bir tanesi. Lütfen kurallara uyduğunuz bir gün olsun. Özellikle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarını dikkatlice uyguladığımız bir gün olsun. Hastalar varsa geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yine böyle bugün mutsuz başlayanlar varsa böyle bugün enerji verecek bir konuğum da var. Onu da söyleyelim. Özellikle şiir sevenler. Biraz böyle konuşma sanatı üzerine acaba nasıl, nelere dikkat etmeliyim? Ya tam da şurada takılıyorum ya, işte kelime tekrarlarım çok fazla ya da günlük hayatta kullandığım kelimelerle alakalı problemlerim var. Doğru söyleyebiliyor muyum? Acaba doğruları nedir ya da nasıl telaffuz etmem lazım? Üslup önemli diyoruz. Evet, konuşmak çok önemli, çok güzel. İletişimsel anlamda en büyük gücümüz belki ama tabii üslup da çok önemli. Üslubumuzu nasıl belirleyelim? Bugün bunları konuşacağız. Sizler de tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyelim. Tabii bugün yayın konuğum hem çok eskilerden tanıştığım bir meslektaşım, hem arkadaşım, hem de ayrıca kendisi eğitimci ve yazar Ruşen Eşref Bayraktar bugün bizlerle birlikte olacak. Dediğimiz gibi güzel konuşmadan bahsedeceğiz, üsluptan bahsedeceğiz. Ve tabii yine o güzel sesiyle birlikte bugün şiir yorumu da olacak. Tam da aslında havada şiire çok yatkın. Evet. Tam da denk geldi. Sevgili Ruşen, hoş geldin. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Buraya girerek çok daha heyecanlı ve iyi oluyorum. Sizin enerjiniz, KONTV'nin bu güzel stüdyolarının, sizin güzel sunumunuzun ve bu güzel programın enerjisiyle çok daha iyi oluyorum. Çok teşekkür ederim. Herkese selamlar ederim, tüm seyircilerimize ve nazik davetiniz için de teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Gerçekten Ruşen o kadar yoğun ki sağ olsun ben ilk programa davet ettiğimde hemen o programını, takvimini ayarladı ve bugüne sözleşmiş olduk. Şimdi aslında bugün çok farklı bir gün. Neden? Çünkü ben şimdi yolda gelirken işte ağaçların çiçek açtığını gördüm. Bir tarafta bahar gelmiş aslında. Evet. Ama bir tarafta da kış var. Yani dün akşam başlayan kar yağışı, belki çok geç saatlerde uyuyanlar varsa gördüler, şahit oldular. Ben de o gruptanım. Sonra ya da daha erken yatanlar var. Sabah bir açtılar. Nisan'a yakın kar yağmış dedik böyle. Biraz hani onun heyecanı da oldu. Tam da hava, şiir havası diyebilir miyiz? Böyle şiir havası, üstelik bu havalardan biz bağımsız olarak düşünemeyiz kendimizi. Nasıl güneşli bir havada insanlar mutlu bir halde pikniğe gidiyorlar, eğleniyorlar. Biz pikniğe gittiğimiz için mutlu olmuyoruz aslında. O günkü hava şartları bizim mutlu olmamız için yapacağımız materyalleri bize sağlıyor. Evet. Dolayısıyla bugünkü hava koşullarına baktığımızda şiir yazmak için, şiir okumak için, kitap okumak için, güzel bir film izlemek için, tefekküre dalmak için, uzun uzun düşünüp geçmişi, albümleri karıştırmak için çok güzel bir vakit. Tabii vaktimiz olduğu sürece. Çünkü bu dediğiniz gibi bir tarafta bakıyorsunuz ağaçlar çiçek açmış, diğer tarafta dallarında kar var. Kar var, evet. İnsanın bu Ararat halini gösteriyor aslında. Bir arafta kalma, mecazi anlamda söylenen bir söz. Hani nerede olduğunu tam belirleyememe, iyi ile kötü arasında kalma ve kendini bir yere konumlandırmaya çalışmanın verdiği bir çaba. Hani bir yandan işe gideceksiniz, mesainiz var. Diğer taraftan çiçek açmış. Diğer taraftan hava soğuk. Soğuk. Böyle bir gitgeller içerisindesiniz. İşte bu çatışmada şiirin kaynağını oluşturuyor zaten. Şiir ve kalem sizin orada yoldaşınız. Bunu en iyi anlatacak, size en iyi derman olacak belki de o durumda bir arkadaşınız, sırdaşınız yoksa kaleminiz, şiiriniz yanınızda, yanı başınızda yoldaşınız olacaktır. Hatta şimdi hep böyle özel günler, belirli gün ve haftalar, her günün ayrı bir anlamı var aslında. Ya, tabii kişi de bunu kendisi anlamlandırması çok önemli gerçi. 21 Mart'tı sanırım, değil mi? Dünya Şiir Günü'ydü diye hatırlıyorum, evet. Ben. 2-3 gün öncesiydi. Onun için aslında hayatımızın her anında
Güzel konuşmak, bugün uzun uzun konuşacağız. Şiir tabii ki, duyguların ifadesi, bunlar çok önemli. Ben tabii seni tanıdığım için böyle izleyicilerimiz de tanımış gibi kabul edip hemen böyle söze lafa başladım. Evet, yani böyle biz bize gibi bir sohbet oldu. Ama tabii ilk defa izleyen izleyicilerimiz olabilir, aramıza yeni dahil olanlar olabilir. Evet. Hemen bir seni tanıtarak başlayalım. Ben Ruşen Eşref, Konya'dayım, Konyalıyım ve yıllarca Konya'da basın yayında çalıştım. Televizyonda haber spikerliği, prodüktörlük, sunuculuk, Türkiye içerisinde ve Türkiye dışarısında bazı seslendirme çalışmalarında bulundum. Bu uzun süren medya çalışmalarımın yanı sıra aynı zamanda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapıyorum. Konya'da özel bir okulda. Şiir dinletileri yapıyorum, şiir klipleri çekiyoruz. Güzel konuşma eğitimleri veriyorum, diksiyon eğitimleri. Zaman zaman seminerlerini veriyorduk korona çıkmadan evvel. Gerek Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde, gerek gençlik merkezlerinde, üniversitelerde belagat eğitimleri, seminerleri veriyorduk. Şimdi biraz ara verdik. Birebir eğitimlerimiz zamanla devam ediyor ama onun haricinde şiir dinletileri yapıyorduk. Yine yapmaya devam edeceğiz. Uzun süredir ekranlardayım. 17 yaşımda ilk kez Kon TV'ye çıkmıştım. Buraya gelmeden evvel de o çıkış tarihimi bulmaya çalıştım aslında. Eğer bulursam arşivden bulup belki bir renklendirme yaparız. İlk çıktığım o çok 21 yıl olurdu. önce çıkmıştım ilk kez. Televizyonculuğa başlama tarihim 21 yıl olmuş. O günden bugüne hep Konya'dayım. Konya halkıyla ve Türkiye'de gezdiğimiz pek çok Gençlik ve Spor Bakanlığı kamplarında Türkiye çocuklarıyla birlikte şiiri konuştuk, güzel konuşmayı konuştuk. İnsanlarla birlikte hem biz eğittik hem insanlardan çok şey öğrendik ve bugün sizlerle, seyircilerimizle yine bir aradayız. Ne mutlu bize. Evet, gerçekten çok önemli. Yani aslında yaptığın işler çok eskiye dayanıyor. Ve tabii bizim de sevgili Ruşen'le bir mesai birlikteliğimiz olmuştu daha öncesinde. Evet. Bir çalışma arkadaşlığımız olmuştu. Tabii şimdi ben sabah da ben de şunu düşündüm. Eskiden hani böyle çalışma ortamıdır, işte insanların bir arada olmasıdır, sıcak samimiyettir. Güzel şeyler oluyor. Yani insanların hayatında gerçekten biriktirdiği güzel insanlar ve anılarla keyifli hale geliyor. Gerçekten benim de sabah aklıma o geldi. Yani çalıştığımız evet. dönem gerçekten de televizyonculuk sektörünün belki de hani şu an eleştiriyoruz işte sosyal medya çıktı artık YouTube'da herkes video çekebiliyor. Belki de televizyonculuğun en kıymetli olduğu zamanlarda biz işimizin başındaydık. Elimizde mikrofon halkın içindeydik. Ama yine tabii izleyicimiz ben her zaman söylüyorum. Evet. Bize hiçbir zaman yalnız bırakmazlar. Her ne kadar sosyal medyada çıksa geleneksel medyanın yeri her zaman insanların hayatında olmaya devam edecek diye düşünüyorum. Çok Evet. uzun zaman oldu çünkü. Çok heyecanlıydık o dönemlerde. Ben hatta bir hatıram var. Sizinle paylaşayım. Bu mesleğin ilk başlarında aktüel güncel program için Zafer Meydanı'na çıktık. İşte bize bir görev verdiler. Dediler ki şu konuyla ilgili röportaj yapacaksınız halkla. Onu akşam ana haberde sunacağız. Ben gidiyorum elimde mikrofonla. Efendim konuşabilir miyiz diyorum. Kimse konuşmuyor. Efendim bir röportaj yapabilir miyiz diyorum. Kimse konuşmuyor. Herkes transit geçiyor. Sonra yanımda kameraman Mustafa abi vardı galiba eskilerden. Dedi ki böyle olmaz dedi. Aslında bu teknik abilerimiz çok donanımlı, çok kesinlikle deneyimli. Yani kameranın arkasındaki yönetmen abilerimiz, kameraman abilerimiz, kardeşlerimiz çok çok deneyimli. Dedi ki Ruşen böyle yapmayacaksın. Mikrofonu direkt uzatacaksın. Tamam abi de öyle deneyeyim dedim. Bu kez de uzattığım mikrofonu geri alamıyorum. İnsanlar konuşmaktan geri çekilmiyorlar. Alabilir miyim? Teşekkür ederiz diyorum ama mikrofonu kapan geri vermiyor. Dedim ki işin her işin bir sırrı, her işin bir acemiliği var. Dolayısıyla onu ancak sahada öğreniyorsunuz. Yani bakarak öğrenilmiyor. Gerçekten öyle. Şu anda herkesin elinde cep telefonu var. Herkes bir şeyler çekiyor, paylaşıyor ve kendini bir anlamda iletişimci sayıyor. Bak şöyle kareler çektim, böyle kareler çektim ama mesleki anlamda sahaya çıktığınızda işin öyle olmadığını görüyorsunuz. Gerçekten öyle. Yani ben her zaman söylüyorum. Buradaki ekip arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım da öyle. Biz hep yayın önündeyiz. Belki işin görünen yüzüyüz.
sunum kısmındayız ama o kadar kocaman bir ekip var ki arkamızda, yönetmenimizden ekibimiz, kameramanımız, sesçimiz, işte o altta gördüğünüz yazılarını yazan ekibe kadar herkes burada ayrı ve bütün ekibe de bugün yönetmenim sevgili Ömer Gür ve diğer rejideki bütün arkadaşları da selamlayalım. Evet. Onlar olmadan bu yayınlar ortaya çıkmıyor tabii ki. Biz istediğimiz kadar burada konuşalım, akşama tabii, kadar. Tabii. Bilmiyorlar. Şimdi mesela bana öğrencilerim soruyor. Diyorlar ki hocam haber nasıl çıkıyor, nasıl meydana geliyor diye. Onlara da basın yayın ve iletişim dünyasında anlatıyoruz. Demin kardeşimiz mesela çıktı, ara haberi sundu. Şimdi biz bunu izliyoruz seyirci olarak. Ben öğrencilere anlatıyorum, diyorum ki önce sabahleyin ajans olarak toplanırlar, gündemi paylaşırlar, haberleri paylaşırlar, muhabirler gider, çeker, gelir onun haberini yazarlar. Sonra bunun perforesi yapılır, haberin görüntüleriyle birleştirilir. E hocam siz ne yapıyordunuz? Ben sunuyordum. Aslında işin pek çok kısmı paylaşılmış bir durumda. Mutfağı orası. Mutfak orası. Orada pişiyor yemek. Biz de geliyoruz diyoruz ki bakın ne kadar güzel olmuş diye. O yüzden o kamera arkası müthiş bir deneyim, müthiş bir emek. Hepsinin emeğini takdir etmek gerekir. Tabii bizim hayatımızda değil ama biz ancak teveccüh gösterebiliriz. Teşekkür ederiz. Sağ olsunlar. Evet, sağ olsunlar. Gerçekten ekibin emeği çok fazla. Bir ekibimiz de bugün kongredeydi. Ankara'dalar. Evet. Onlara da Allah kolaylıklar versin diyelim. Sahada olan bütün meslektaşlarımıza kar, işte zorluklar, Covid hiçbir engel tanımadan çalışmaya devam ediyorlar. Tabii şunu merak ediyorum. Sen bir eğitimcisin, yazarsın ayrıca. Belagat ve Sır'dan da konuşacağız. Senin Eyvallah. Kitaplarından da konuşacağız. Tabii şiirlerinden de alacağız. Şunu merak ediyorum. Yani şimdi Covid süreci bir yıldır, artık bir yılda geçti. Sen bir eğitmensin. Bir okulda öğretmenlik yapıyorsun. Evet. Ne kadar etkiledi? Yani şu an bir sene içerisinde baktığında gerçekten koptu mu çocuklar? Ben bunu çok merak ediyorum bir eğitimci olarak. Ya da aslında bu uzaktan eğitim hayatımıza girdi. Bir fırsata mı çevirdik biz? Ne yaptık dersin? Uzaktan eğitim sisteminde biz tüm Türkiye olarak hepimiz bir acemilik dönemi geçirdik. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yapmamız gerekiyor? O yüzden bu acemiliği atlattıktan sonra işler yoluna girdi. Ama o teknik donanıma hazır olma, öğrencinin motivasyonunu sağlama, öğretmenin o teknik donanıma, eğitim öğretime materyal hazırlayıp donanımı bir şekilde zamanı ayarlayarak gitmesi, bütün bunlar bir acemilik. Tabii ki o acemilik pek çok sıkıntıyı getirdi. Ama şu anki şartlarda online eğitim sadece bir ayağın desteğiyle daha iyi hale gelecek. O da aile. Evet. Çünkü öğretmen materyalini hazırlıyor, dersini hazır, öğrenci de girecek. Fakat bu ortamı sağlayacak, destek verecek veli. Veli profili bu anlamda öğrencisiyle, çocuklarıyla ilgilenir bir profilde olursa bu sac ayağının üç kısmı da ayakta tam duracaktır. Bu ayaklardan biri, yani öğretmen, veli ve öğrenci ayağından birinde bir sıkıntı olduğunda, ister yüz yüze olsun ister uzaktan eğitim olsun, sıkıntı baş gösteriyor. Tabii ki şu çok net, yüz yüze eğitimin, iletişimin yerini hiçbir şey tutamaz. Evet, gerçekten öyle. Ama kötünün iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu an bunu yapmak zorundayız ve gerçekten iletişim dediğimiz gibi yüz yüze iletişim ve temasla başlıyor. Tabii bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ara zamanımız gelmiş sevgili izleyicilerimiz. Hadi kısacık bir araya gidelim, sonrasında tekrar sizlerleyiz. Kısacık bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyicilerimiz. Şimdi biz aslında bir şiir mi dinlesek diye de düşünmüyor değilim. Sevgili ekip arkadaşlarım da fon verirlerse. Bence bir şiirle şöyle bir, hani derler ya, böyle ortamın bir güzelliğini yaşayalım. Sonrasında evet, da kitap üzerine ve güzel konuşma üzerine konuşmaya devam edelim. Ne paylaşacaksın bizimle? Sır şiirlerden bir hikayesi olan şiir paylaşacağım. Biraz hüzünlü ama her şiir hüzünlüdür zaten. Mutluluğun şiiri yok. Evet, gerçekten öyle. Mutluluğun şiiri yok. Her şiirde biraz hüzün var. Evet. Dolayısıyla da önce okuyayım, sonra hikayesini söyleyeyim ama bir askerlik hatırası olan bir şiir bu. Evet, merakla bekliyoruz o zaman. Eyvallah. Ahmetli Zana,
tütün sarar. Bekleriz vatanı. Bey ağaç dağlarında jandarmayız kol kola. O Kürtçe söyler, ben Türkçe. Yoktur okuma yazması, dökeriz aynı yaşı. Ahmetli sana, Anadolu'nun aynası, tütün sarar, hayal kurarız. İnce ince yol kıvrılır, baktıkça yüreğimiz burulur. Aynı hasretle, aynı ateşte şafak sayarız. Ahmetli zana, tütün sarar. Uzaktan gelir sesi davulun, içimiz kıpır kıpır. Karaya çalar tenimiz, ay ışığı aydınlatır. Yanağımızda bir parıltı, indikçe iner toprağa. Ahmetli zana, tütün sarar. Tabakası mataramıza denk, karanamadan doyurucu. Ahmetli zana, tütün sarar. Bekleriz vatanı, dökeriz aynı yaşı. Bütün seyircilerimiz adına ben alkışlıyorum seni. Teşekkür ediyorum. Muhteşem bir yorum oldu. Hikayesini merak ediyoruz bu güzel yorumun akabinde. Evet, çok sağ olun. Denizli'de askerdeyim. Aa, Denizli'de mi yaptın, evet, asker? Sizin... Bak şimdi benim memleket yani akan sular durdu şu an. Evet, selam olsun memlekete, sevgilerimi gönderiyorum. Beyağaç ilçesinde. Beyağaç'ta yaptım. Beyağaç'ta yeşilliklerle örülü bir vadi gibi dağların arasında çok güzel cennet vari bir şey, bir yer, bir kasaba. Fakat asker olduğunuzda olay farklı görünüyor tabii. Orası ayrı bir mesele. Bütün askerlik yapmış arkadaşlarımız bunu bilirler. Bir de asker arkadaşım var. Diyarbakırlı. Onlar Ahmet diyorlar kendi şehirlerinin ismi olarak. Eski ismi diyerek. Ve çocuğun ismi de Zana. Değişik bir isim. Hiç de duymadım askerde. Askerliğin kattığı insana en önemli şeylerden birisi Anadolu'daki pek çok insan tipiyle bir arada yaşıyor olmanız. Hiç hayatınızda yolunuzun kesişmeyeceği insanlarla belki de bir arada aynı koğuşta yatıyor olmanız. Ve bir gün çarşı izinleri kısıtlı veriliyordu. Biz Zana isimli bu arkadaşımla birlikte çarşı izinleri çıktık. Okuma yazması yok Zana'nın. Ama yüreği tertemiz. Öyle tertemiz ki yüreği. Hep iyilik yapmaya çalışan, insanlara bir şeyler vermeye, mutlu etmeye çalışan bir şahsiyete sahip. Ve orada ben Zana'yı böyle bir açık kafeterya gibi bir yerde oturuyoruz, çay içiyoruz. Zana'yı gözlemliyorum, konuşmalarını bakıyorum, anlatıyor bir şeyler ve sonrasında bu şiiri ortaya çıkardım ve bunu kitaba koyduktan sonra Zana'ya hediye etmek istedim. Tabii hiç Zana böyle bir şiirden haberi yoktu. Ve o kitabı götürmek, göndermek istedim. Zana'yı araştırdım. Fakat vefat ettiğini öğrendim. Maalesef genç bir yaşta vefat etmiş. Hiç göremedi Zana, hiç duyamadı bu şiiri. Keşke yazdığım zaman göndermiş olsaydım. Kitabın çıkışını hiç beklemeden göndermiş olsaydım keşke. Allah rahmet eylesin. İşte hiçbir şeyi, evet, ertelememek gerekiyor hayatta. Bu da bize ders oldu. Gerçekten öyle. Allah rahmet eylesin gerçekten. Amin. Hayatta dediğin gibi bazen bazı şeyleri belki çok öteye de değil, bir saat sonrası, bir dakika sonrası erteleriz, o bile nasip olmayabiliyor. Onun için çok ötelememek ve çok ertelememek galiba asıl olan, o anı yapabilmek lazım. Evet. Onun için hep diyoruz ya, belki kızgınlıklarımızı birazcık erteleyebiliriz sakinleşmek adına. Ama güzel duygularımızı, söylemek istediğimiz güzel kelamlarımızı lütfen ertelemeyelim. Hayat bu. Faniyiz. Gelip, evet, geçiciyiz. Biz gelip geçmesek bile belki de dediğin gibi şiir yazdığımız ve o güzel duyguları beslediğimiz başka birisi göçüp gidebiliyor bu hayattan. Evet. Çok etkileyici bir hikayesi var gerçekten. Hani diyoruz ya, şiir her zaman bir yerlere dokunuyor. İnsanın kalbine, ruhuna dokunan bir yanı var. Şimdi tabii senin öğrencilerin bu konuda çok şanslılar. Teşekkür ederim. Hem güzel konuşan bir eğitmenleri var. Hem de tabii ki sen hem televizyon hayatının olması geçmişte, hem de gerçekten güzel konuşmak bir yetenek midir, bir kabiliyet midir, bana da çok sorarlar. İşte ekrana çıkıyorsunuz, konuşuyorsunuz, beden diliniz, konuştuğunuz işte durumla uyumlu oluyor, bunun için özel bir eğitim aldınız mı gibi hep sorular geliyor. Sana da geliyordur. Tabii.
zor bir şey midir güzel konuşmak, ya da illaki güzel konuşuyor olabilmek bir yetenek işi midir? Geliştirilebilir mi? Her şey eğitimle alakalı. Eğitim aldığınız her alanda bir ivme kazanırsınız. Kendinizden ne kadar fedakarlık yaparsanız ve iyi bir eğitim alma olanağınız varsa o alanda başarılı olursunuz. Bütün mesele geliştirilebilir olan bir insan vücuduna sahip olduğumuzun farkında olmak. İnsanın konuşması da öğrenmesi gereken bir yeti. Geliştirilebilir, değiştirilebilir. Ne değiştirilemez? İnsanın tınısı değiştirilemez. Yani sesinin rengi. Hı hı. Nasıl parmak izimiz varsa şahsiyetimize ait, Yüce Yaradan tarafından verilen, kimliğimiz olan. Sesimiz de öyle bir renk. Zaman zaman birbirine benziyor tabii sesler. Ama eğitimle o sesi kullanma becerisi, hitabet becerisi değişiyor. İnsan yaratılıştan getirmiyor bunları. Bunlar daha sonra üstüne katılarak bir yere getiriliyor ki tiyatro oyuncuları, evet, hatipler, bunlar böyle yetişmediler. Eğitim alarak o duruma geldiler. Hele hele tiyatro eğitimi. Bakınız, okullarda zorunlu ders olması yanındayım, tarafındayım ben. Tiyatro dersi. Uygulamalı ders olarak. Çünkü bir tiyatro eğitiminde kişiler konuşma becerisini, duruş, nefes alma becerisini, diyalog becerisini ve en önemli şeylerden belki de birisi empati yeteneğini geliştiriyor. Başkası gibi düşünmeye çalışıyor, başkası gibi davranmaya çalışıyor. Bir yaşlı adam taklidi, bir çocuk, bir sokak çocuğu taklit etmeye çalışıyor. Bir nineyi taklit etmeye çalışıyor ve başkası olmaya çalışıyor. Bu pek çok öğretinin bir araya getirip de öğretemediği şeyi tiyatroda uygulayarak size gösteriyor. Ümit ederim bir gün uygulamalı ders halinde, zorunlu ders halinde tiyatro derslerimiz olur. Ancak şu an öyle değil diye de geri kalmamamız gerekiyor. Tiyatro eğitimi aldırın çocuklarınıza diye bir eğitmen olarak, bir öğretmen olarak özellikle tavsiyede bulunuyorum. Belediyelerin tiyatro kursları olur, özel kurslar olabilir, devletin kursları olabilir, fark etmiyor. Ortam açısından, sosyalleşme açısından da gerekli bu. Tiyatro eğitimi çocuklukta drama eğitimiyle başlıyor. Hı hı. Çok önemli bir kriter. Tabii ki sadece diksiyon eğitimi almak istiyorsa kişi, konuşmayı değiştirmek istiyorsa sadece, yine çok önemli, eğitime muhtaç. Hepimiz öyle eğitildik. Ben de Konya'nın Cihanbeyli ilçesindeyim. Benim de bir ağız özelliğim var. Var mıydı mesela ağız özelliğim? Bana da çok soruyor. Ben de geleyim. Benim de arada vallahi yalan değil yani, çok sorun konuşmam günlük hayatta kayıyor yani. Hani kayacak ekrandaki gibi yani, konuşmuyoruz yani. Hani o hep soruluyor. Böyle mi konuşuyorsunuz hep diye. Bana da çok soruyorlar çarşıda, pazarda izleyicilerimiz görüyorlar. Buradan bütün esnafa da selam olsun. Ya Sibel Hanım diyorlar, hep böyle ekrandaki gibi mi konuşuyorsunuz falan. Hayır, değil tabii ki yani. Hep böyle ekrandaki gibi konuşmuyoruz. Evet. Mesela sende de mi öyle, öyle durum tabii nasıl? Ki. Şimdi ben Cihanbeyli'ye gittiğimde ya da çocukluk arkadaşlarımla buluştuğumda, şimdi her zaman bu şekilde bürokratik bir söylemle ya da televizyon diliyle, haber diliyle konuşmuyoruz. Bir kere haber dili bile kendi içerisinde ayrılır. Yani mesela siz bir siyasi haber sunuyorsanız farklı sunarsınız, spor haberi sunuyorsanız farklı sunarsınız. Bir spor spikeri sürekli evet gol geldi merhaba diye konuşmuyor. Haberi sunarken böyle konuşuyor. Dolayısıyla bu sizin elinizde bir tarz. Ben de en nihayetinde büyüklerimle, aile büyüklerimle, aile içinde konuşurken yerel ağza dönebiliyorum. Çünkü gittiniz köyünüzde hacı amcam var, hacı ninem var, nenem var, amcalarım var, arkadaşlarım var. Değil mi? Onlar sizin gibi diksiyon eğitimi almadığına göre sizin gibi konuşmayabilir. Ama siz öyle konuşabilirsiniz. Evet. O zaman sağlıklı iletişim için dengeyi kurmanız gerekiyor. O tam olarak dilinden konuştuğunuzda iletişim kapıları açılıyor. Bu sadece kullandığınız kelimelerle değil, hitabetinizle de alakalı. Çünkü her şey denk olduğunda birbirini enerji verir ya da iletişim güçlü hale getirir. Tabii eğitim öğretim bünyesi içinde değilsiniz. O yüzden evet, kendimizi eğiteceğiz, diksiyon kursları alacağız, belagat eğitimleri alacağız, bu yönde ilerleyeceğiz ama kendi köyümüze, ailemize, dostlarımıza yanına gittiğimizde de işin ayarını bileceğiz. Evet, aslında hani aynı dili konuşmak derken burada hem mecazi bir anlamı vardır hem de gerçek anlamı, evet, vardır. Gerçekten insanlarla aynı dili konuşuyor olabilmek çok önemli. Duygu anlamında da aynı dile hakim olabilmek önemli.
Tabii yani ben bir Ege'ye gittiğim zaman konuşmam değişiyor yani. Böyle ekrandaki gibi konuşmuyoruz. Aile büyükleriyle dediğin gibi. Sonra o bazen böyle konuşmak da dışarıda aile büyükleri tarafından şey gibi anlanıyor. Yani hani böyle acaba hani neden böyle konuşuyor? İşte bizim bir dilimiz var, ağzımız evet. var. Peki şu an şunu merak eden izleyicilerimiz olabilir. Evet, ben de sizin gibi konuşmak istiyorum. İşte iş anlamında, iş hayatının içerisindeyim. Çünkü iş hayatında da lazım tabii ki güzel konuşabilmek çok çok önemli. Gittiğiniz bir yerde güzel konuştuğunuz zaman birçok kapı açılabiliyor. İşte iş görüşmelerinde öncelik hep oluyor. Diksiyonu düzgün artık ifadelerini hep görüyoruz. Evet. Her ne kadar sevmesem de kelime olarak presentable şeyini görüyoruz. Türkçe bir kelime değil ama yani hani hem görünüş hem de dış görünüş hem de o kültür ve yetenek anlamındaki karşılayan kelimelerden bir tanesi. Şimdi bunları görüyoruz. Artık yani diksiyon, iletişim becerisi olan, güzel konuşuyor olabilmek aslında bir lüks değil. Günlük hayatın içerisinde, çalışma hayatında da olmazsa olmazlardan bir tanesi. Şöyle soru olabilir. Ya hocam şimdi ben yıllardır hep böyle ağız konuşuyorum. Hep böyle işte Konya'da yaşıyorum ya da başka bir yerde yaşıyorum. Bu bir anda nasıl değişecek? Yani evet eğitim alacağız. Evet. Bu bir süreç mi ya da daha kısa bir süreçte hallolabilir mi? Bu bir süreç. Özellikle özgüven süreciyle başlıyor olay. Şimdi doğrudan bilgileri alıyoruz. Mesela şu anda diksiyon kursları veriyorum birebir. Eskiden seminer veriyordum. Korona bitince yine başlayacağız inşallah. Birebir. Biz doğrudan bilgiyi veriyoruz. Belli bir seans karşısında diyoruz ki şu seansta şu kelimeler, bu seansta boğumlama, bu seansta hitabet, bu seansta tonlama vesaire. Hepsinin bunların bölümleri var. Hani bir diksiyon içerisinde neler var? Duruş, nefes, boğumlama, telaffuz, ifade gücü, vurgular, jest, mimik, vurgu, tonlama bütün bunlar var. Bunları veriyorsunuz karşı taraf da anlıyor tabii ki. Ama bunun uygulanabilirliği açısından çok önemli bir özgüvene sahip olması gerekiyor kişinin. Öğrendiğini uygulaması gerekiyor. Uygulandıkça sizde kalıcı hale gelecek. Çünkü sizin kulaklarınız ne duyuyorsa ağzınız onu konuşmaya başlayacak. Bakın ben Ege'de kaldım bir süre. Önce gittiğimde anlamıyordum kimsenin. Sonra bir baktım anlamaya başlamışım ama kendimle Ege'li gibi konuşmaya başlamışım. Evet öyle oluyor değil mi? Durum öyle bir hale geliyor. O yüzden sürece bağlı kalacağız. Tamam öğrendim ben geleceğim kelimesini geleceğim diye söyleyeceğimi öğrendim. İstediğim zaman kullanırım derseniz işte size lazım olacağı zaman kullanamıyorsunuz. Olmuyor değil mi? Olmuyor. Evet olmuyor. Çünkü bu alışkanlık işidir. Ağzınız nasıl alışmışsa öyle gelecek. Hani sizin adınızı sorduğunuzda, biri size adını sorduğunda doğrudan düşünerek mi cevap veriyorsunuz? Hayır, doğrudan geliyor ağzınıza. Ya da bir dua okurken düşünerek mi okuyorsunuz? Hayır, ağız ezberiniz var. Ağzınız direkt olarak söyleyebiliyor bunu. İşte konuşma becerisi de bununla alakalı. Elbette hatalar oluyor. Elbette belli girdiğimiz ortamlar bizim kulağımıza nakşolan o söylemler konuşmalarımızı etkiliyor. Konya'da işte E'lerin telaffuzunda, Ü'lerin telaffuzunda hatalar olabiliyor. Hepimizde oluyor. Bende de oluyor. Ancak önemli olan bu yönde bir ilerlemeye ve kendimizi sürekli öz denetim mekanizmamızı geliştirerek, sürekli denetimini yaparak, kendimizi eleştirerek bir yolda ilerlemeye benziyor. Mesela biz bu aralar çizgi film çekiyoruz. Çizgi film üretiyoruz daha doğrusu. Bir arkadaşımla, sevgili Huzeyfe Zorlu hocamla, ona da sevgiler gönderiyorum. Birlikte Mevlana'dan, Mesnevi'den alıntılar, hikayeler yapıyoruz. O Mesnevi'deki bir hikayeyi ben senaryo haline getiriyorum, seslendirmesini yapıyorum. Huzeyfe Zorlu arkadaşımız da animatör, animasyonunu hazırlıyor, birleştiriyor. Büyük yük onun üzerinde, çok çok zor bir çizgi film hazırlamak, bir animasyon hazırlamak çok zahmetli bir iş. Sağ olsun hazırlıyor ve ortaya bir ürün çıkıyor. Sonra biz bunu dinletiyoruz, sunuyoruz. Diyorlar ki, aa çok güzel olmuş, müthiş olmuş. Ben kendimi eleştiri anlamında dinliyorum. Bir de ben bakıyorum, eyvah şurada hata yapmışım, eyvah burada hata yapmışım diyorum ama bunu karşı taraf çoğu zaman görmüyor. Fakat ben görüyorum. Bu kez o hataları değiştirmeye, düzeltmeye çalışıyorum. Hepimiz hatayla evet, tabii ki. Varız. Yani dolayısıyla da hata yapacağız. Ben de yapıyorum, siz de yapacaksınız, onlar da yapacak. Ama şeye benziyor bu olay, tiyatroya. Mesela ben tiyatroya çok gidiyordum. Sonra tiyatro eğitimi aldım, 2 yıl tiyatro oynadım. Sonra bütün kusurları görmeye başladım. Her oyuna gittiğimde zevk almamaya başladım belli bir süre. Çünkü sürekli kusur görüyorum. Aa yanlış girdi, aa markeledim, sürçtü.
Burada yanlış zamanda girdi. Beklemedi. Bütün bunlara baka baka oyundan kopuyorsunuz. İçerikten kopuyorsunuz. Ve bir ara verdim. Dedim ki ben bu bilgileri biraz unutayım. Sonra tekrar giderim diye. Dolayısıyla öğreneceğiz. Özgüvenimizi sağlam tutacağız. Sürekli kullanacağız. Ağız hançerimiz ona alışacak. Ve öz denetim mekanizmamız, yani öz eleştirimizi de eksik etmeyeceğiz. Kendimizden sürekli eleştireceğiz. Şunu yanlış yapmışım, bunu yanlış yapmışım, burayı hızlı okumuşum gibi. Ama ya da bizi iyi dinleyen birisine konuşmak da güzel olabilir değil mi? Yani hani belki kendi konuştuğumuzda hataları görmesek bile bu tabii. İşi iyi bilen birisi. Ya da kayıtlar diyorum ben. Ses kayıtları da artık hani teknolojinin getirdiği şeyler. Çok dinlemek de hataları görmek için. Gerçekten. Çok önemli. Mesela evet. Ben belagat kitabına böyle bir pratik nokta koydum. Yani metinleri verdim. Bu metinlerin diksiyon olarak okunuş şekillerini de yazdım. Kitabı alan, okuyan, ilgili olan arkadaşımız kitabı okuyacak, ses kaydını yapacak, oradaki metni. Sonra açacak onun okunuş bölümünü, kendi sesini dinleyerek orayı takip edecek. Dolayısıyla kendini denetleyebilecek. Şimdi siz konuştuğunuzu düşünüyorsunuz, tamam ben öğrendim diyorsunuz ama acaba doğru telaffuz yapabiliyor musunuz? Bunun için de okunuşunu da verdim kitapta. Kendi ses denetimini okunuşuyla birlikte takip ederek inşallah öz denetimini yapabilecek. Evet. Böyle bir ortam hazırladık tabii ki. Peki bu kalem egzersizleri tavsiye eder misin? Tekerlemeler. Belki birçok kişi bu tekerlemeler biraz şey yapıyor. Yani hani ben o kadar seri olamam. Tekerleme konusunda ben de kötüyüm, onu da söyleyeyim. Evet. Bu kalem egzersizleri ne dersin? Gerekli mi aslında? Şimdi kalem egzersizine ben çok onay vermiyorum aslında. Çünkü kalem egzersizlerinde ağız hançeremizde, dudaklarımızda sertleşme, katılaşma oluyor. Onun yerine çakıl taşı veya benzeri bir maddeyi ağzımızda tutarak konuşma çabamız ya da tekerleme okuma çabamız daha geliştirici. Çünkü esneklik oluşması gerekiyor. Ben diksiyon eğitiminde hep söylüyorum. Diyorum ki bakın bir gün ana haber spikerlerini izleyin. Sesini kısın televizyonun ve spikerin konuşmasında dudaklarına bakın. Nasıl hızlı çalıştığını, ne kadar hareketli olduğunu göreceksiniz. İnsanların konuştuklarının anlaşılırlığının düşük olmasının pek çok nedeni dudak tembelliği dediğimiz dudakları fazla oynatmamadan kaynaklanıyor. Harfleri yutmak mesela. Harfleri yutuyor. Anlaşılmıyor, eksik kalıyor. Bunda dil tembelliği var, dudak tembelliği var. Neler yapabiliriz bu anlamda? Bir konuşmaya başlayacağız mesela. Bakın bugün kocaman bir kongre oldu değil mi? Evet. Bir kongrede konuşacağız belki, bir konferansta konuşacağız, bir sınıfta konuşacağız. Herhangi bir alanda bir konuşma yapacağız ya da programa çıkacağız. Dil egzersizi dediğimiz bir yapı var. Seyircilerimiz bunları uygulasınlar, hatta not etsinler. Bugün biraz belagatın, diksiyonun önemli taktiklerini verelim. Dil ezme yapsınlar, dil ezmesi. Dilimizi dişlerimizin arasında ezeceğiz, esneteceğiz. Sonra dilimizle, hani dişimizin arasında bir et parçası kalır da böyle dilimizle bu şekilde bir çıkarmaya çalışırız, bunu yapacağız. Dilimiz dişimizin, damağımızın etrafında bir gezecek. Sonra dudak egzersizleri yapacağız. Biz aslında dudak egzersizleriyle ilgili belli tekerlemeler veriyoruz. Onları da ekranda gösterebiliriz. Dam, bu, dere, bi ve UX. UX'ler evet, kurtarıcıdır. Kurtarıcı. Spiker arkadaşlar bilir UX'i. Hemen ekrandan değil mi, ana haberden önce dam, bu, dere, bi, UX, UX diyerek dudak tembelliğinde esnetmeye çalışıyoruz. Yani. O yüzden kalem değil de bu tür egzersizler esnekliği sağlıyor. Tekerleme önemli bir kriter. Mesela şu anda ekranda gördüğünüz kısım boğumlama çalışmamız. Bu boğumlama çalışmasının bütün harfleriyle veriyoruz. Fakat bunun okunuşu çok önemli. Mesela yazıldığı gibi okumak değil bunun kriteri. İşte ba, be, bı, bi diye okumayacağız. Bu boğumlama anlaşılırlığı arttırmak için, sesi doğru yerden çıkarmak için gerekli bir şey. Bunların telaffuzu şöyle. Yine konuşmaya başlamadan önce bu çalışmayı yapabiliriz. Ba, be, bı, bi, bo, be, bu, bü. Ap, ep, ıp, ip, op, öp, up, üp. Bap, bep, bıp. Bop, böp, bup, büp şeklinde çeşitli kelimeler dahilinde bu boğumlama çalışmalarını yapıyoruz. Ya da K sesi Konya'da çok, Türkiye'nin genelinde de çok sıkıntı K'ler bir ses. K'ler G, G'ler K, Konya'da karışık biraz. Evet, mesela şurası bizim için çok önemli bir sınav. Şu andaki evet. Tablo işte K, 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 K mi yoksa G, 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 G'ye kayıyor mu kaymıyor mu? Mesela kak, kek, kık, kik, kok, kök, kuk, kük. Biliyorsunuz ilkokulda da artık
Yani uzun bir süredir harf öğretimi buna döndü. Evet. Mesela bize hatırlarsınız heceleyerek öğretiyorlardı işte. Emel ip atla, efendim Ömer süt içer sever öyle şeyler, ama şu anda son 10 yılda belki tam tarihini kestiremeyeceğim, 2005'ten beri galiba işte f, r, k, seslerle s şeklinde öğretiyor. Doğru olan da bu. Evet. O yüzden doğru yoldayız. Diksiyonda da bu şekilde geliyor. Biz K'yi de söyleyemediğimizden değil. Bu arada hemen onu da söyleyeyim. Bir Konyalı olarak da kimsenin hakkını yedirmeyelim. Ben de Konyalı olarak biz Konya'ya Gonya diyoruz ama gölgeye de kölge diyoruz. Yani K'yi söyleyebiliyoruz. Tercih etmiyoruz çoğu zaman. Aslında mesela gazozu kazoz. Evet, K diyebiliyoruz. Mesela garsona karson gibi. Ya aslında söylenebiliyor ama belki alışılmış dildi. Böyle alışmış gelmiş. Tabii gölgeye kölge deyip Konya'ya Gonya demek de K de Y'yi de çıkarabiliyoruz. Ama işte ağız özelliği o tercihi değiştirebiliyor. O yüzden ben tüm seyircilerimizin bunları bol bol tekrar etmesini ama dediğim şekilde sert ve kısa şekilde yapmasını tavsiye ediyorum. Bunların hepsi belagat kitabında hepsi var. Efendim belagat kitabımızda mevcut. Belagat da bütün alıştırmalar, pratikler ve daha fazlası var. Daha çok söyleyeceğimiz pratik noktada olacak. Evet, nasıl edinebiliriz kitabı? Kitabımız internet satışında var. Konya'da büyük kitap evlerinde var. Büyük satış noktalarında bulabilirsiniz. İnternetten sipariş edebilirsiniz. Evet, not alsın izleyicilerimiz. Özellikle güzel konuşmak isteyen ya da ben günlük hayatın içerisinde de böyle konuşmak istiyorum diyenler için. Yine ara zamanımız gelmiş. Hadi kısacık bir araya gidelim. Hemen geliyoruz. Devam ediyor. Zaman yine su gibi akıp geçti gerçekten. Ve son bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Güzel konuşmaktan, diksiyondan. Sevgili Ruşen Eşref'le konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi belki izleyicilerimiz belagat daha önceki programda açıklamıştık. Ne demek diye merak edebilirler. İstersen onu bir söyleyelim. Sonrasında günlük hayatta kullandığımız, doğru sandığımız ama yanlış telaffuz ettiğimiz kelimeler var. Onlarla da devam edelim. Peki. Belagat konuşma sanatı demek. Dönem dönem bunun isimleri değişmiş. Mesela bugün diksiyon diye bildiğimiz kavram aslında. Eskiden retorik adını almış. Daha eskiden de belagat adını almış. Belagat bizim medreselerde okutulan bir ders. Yani eserler var. O zaman yazılmış bir sürü eser var. Belagat-ı Osmaniye, belagat-ı işte İlmiye diye. Özellikle Kur'an-ı Kerim'in tecvidi bağlamında ve hitap etmesi açısından, hatipler, din adamları yetiştirme açısından belagat diye bir ders var. Sonra demişler ki bu kelime işte Fransa'da retorik diye geçiyor. Daha bilimsel, daha havalı retorik diye. Retorik diye devam etmiş. Şimdi yine Fransız köken diksiyon diye geçiyor. Fark etmiyor, aynı şey. Ama ben kitabın adını belagat koydum. Çünkü biz bu işin kökenine sahibiz. Evet. Biz atalarımıza, cetlerimize baktığımızda, medeniyetimize baktığımızda çok eskiden beri Osmanlı medeniyetinden, belki daha öncesinde de ta Göktürk kitabelerinden beri biz hitabet sanatında ehiliz. Bunu nereden görüyoruz? Ürettiğimiz eserler. Bakın Türk edebiyatının en eski bulduğumuz en eski yazılı metni nedir? Göktürk kitabeleri 8. yüzyıl. Peki türü ne? Nutuk. Yani hitabet. Evet. Dolayısıyla bizim atalarımızın bizim genetiğimizde var hitabet becerisi. Dolayısıyla ben belagat ismini koydum kitaba. Konuşma sanatı diyebiliriz. Güzel konuşma, latif konuşma, naif konuşma. Peki neden konuşmalıyız? Kur'an'da pek çok ayet var. Ayet-i meallerde narin konuş, naif konuş, dürüst konuş, güzel konuş. Bir sürü ayet var. Ses tonunu ayarlamakla alakalı bile değil mi? Yani o çok bağırmak ya da çok aşağıda değil. Tabii, orta kademede. İtidalli olun diyor. Zaten yani mutedil olun diyor. Değil mi? Bağırmayın. Kısık da konuşmamak gerekiyor tabii. Kötü söz söylemeyin. Bu kadar emir varken halen konuşmamızı önemsemememiz biraz vurdum duymazlık oluyor. Bu kadar öğüt var. Bu bağlamda Türkiye'de her yerde kurs bulamayabilirsiniz. Konya ve büyük şehirler bu anlamda halkımız tabii ki kurslara ulaşmada çok şanslı. Ama şu anda korona var. Evet. Kurslar da kapalı. Kitaptan bu işi halledebileceğiz inşallah. Online olarak da tabii senin devam ediyor eğitimler ama hani belki online'a katılma zamanı da olmayan için yine kitaptan öğrenebilir. Belagattan yapılabilir. Biz tabii zaman zaman sosyal
vakıfların, gençlik merkezlerinin, televizyonların yaptığı programlarda online olarak eğitimler vermeye çalışıyoruz. Ama bir kitabın vereceği şey kadar olamaz. Süre yetmez, eğitim yetmez, kendiniz denemeniz yetmez. O yüzden sürekli kendimizi geliştirmeye çalışacağız. İki günümüz bir olmayacak anlayışıyla kitabımızı yazdık. Tabii bunu yazarken de çok şeyle karşılaştınız aslında. Bakıyorsunuz ki evet Konya'da mesela gereksiz bir uzatma sesletimi var. Türkiye'nin pek çok yerinde var bu kez, onu görüyorsunuz. Nasıl? Mesela ekranlara yansıtalım. Salı günü. Biz bunu sağlı diye okuyoruz. Doğru. Efendim yarın diye okuyor. Oradaki diye okuyor. Bakın bunlar çok yaygın hatalı söyleyişler. Börek, laik, hakem. Bunların hepsi yanlış söylemler. Bunların doğrusu kısa olması gerekiyor. Yani salı, yarın, oradaki, börek, laik, hakem, yararı, fakir, zararı gibi. Hele lise diyor mesela. Ben şu lisede okurken oradaki, buradaki, şuradaki diye yaya konuşuyor. Bu çok yaygın bir gereksiz uzatma hatası mesela. Bunlarla mücadele ediyoruz. Şimdi ben tamam sağlı değil de salı diye okuyacağımı öğren ama uygulamam gerekiyor. Bende kalıcı olmaz ki o bilgi. Evet, uygulamada diksiyonda tabii olmazsa olmaz. Hakem diye okuyorsun, yanlış okuyorsun. Tamam, diksiyonu öğrendik ki o hakem değil, hakem. Ya da oradaki değil, oradaki. Ya da değil diye yazılıyor ama değil. Bunları uygulamanız gerekiyor. Yine telaffuzu çok yanlış olan kelimeler var. Hı hı. Bunlar gereksiz uzatmalar. Ama mesela unvan kelimenin doğru telaffuzu. Şimdi sizin içinde bulunduğunuz ortamda herkes unvan derken siz doğrusunu, unvanı söylüyorsanız o zaman hem dikkat çeker, hem etkileyiciliğiniz artar, hem insanlara da bir artınız olur kelimenin doğru telaffuzu bağlamında. Hem de bilirsiniz. Bakın mesela işte aferin kelimesinde çok büyük bir sıkıntımız var. Toplumda ne diyorlar? Aferin oğlum, aferin diyor. Aynen. Ama affedersiniz de iki tane F var, onu da affedersiniz diye affedersiniz geçiyor. Affedersiniz diye. Doğru. Bunun altında yatan psikolojik yapı. Çünkü aferin derken büyük ya, takdir eden kesim ya da kişi. O yüzden aferin, aferin diyor ki yanlış telaffuz, aferin. Evet. Ama affedersiniz derken mahcup, özür diliyor, psikolojik olarak geçiştiriyor. Affedersiniz diyor. Yok öyle değil. Affedersiniz, aferin. Sonra ahlakı. Mesela o iki nokta evrensel uzatma işaretidir Sibel Hanım. Hı hı. Ahlakı, mesela A'nın yanında yine var. Azerbaycan diye doğru telaffuzu. Bütün bunlar mesela bir spikere ve bir belagat diksiyon eğitiminde verilen önemli kelimeler. Çünkü çok yaygın hatalar. Mesela dinozor. Dinozor değil, dinozor. Değil kelimesi değil diye yazılır ama değil diye okunur mesela. Eşek değildir de eşektir. Hakemdir. Hiçbir şeyle değil, evet. Mesela unvan yine unvan değil. Lise değildir de lisedir. Mütevazi değildir de mütevazıdır. Mesela doğrusu yazılışı da budur. Bazen diyorlar ki hocam yazılışı mütevazı da okunuşu mu mütevazi? Hayır. Yazılışı da mütevazı, okunuşu da mütevazı. Müzik, pardösü. Bu pardösü ile ilgili bir reklam seslendirmem vardı benim. Yıllarca Konya'da radyo programlarında döndü. Televizyonlarda döndü. İşte bir pardösü alana, bir pardösü bedava diye bir başlayan reklam. Metnini ben yazdım, seslendirmesini ben yaptım. Dedim ki pardösü kelimesini öğreteceğim inşallah. Çünkü adam pardösü satıyor, kapıda pardösü yazıyor, pardüse diyor. Alıcı diyor ki pardösü var mı? Satıcı diyor ki pardösü kalmadı, kapıda pardösü yazıyor. Kelimenin doğrusu pardösü. Ya, dolayısıyla bu tür şeylerde belki 10 yıl öncesinde çok dönüyordu bu reklam metni. Belki kulakları aşina olmuştur. Ses de benimdi çünkü. Bir pardösü alana, bir pardösü bedava diye. Bu tür çalışmalarla kulağa doğrusunu söylemeye çalışıyoruz. Yani doğru duyarsanız doğru konuşursunuz bağlamında. Tabii şu andaki süreç egzoz kelimesinde büyük sıkıntımız var. Egzoz yerine egzoz, egzoz, egzoz bir sürü söylenişi var. Bu tür kelimelerle. Şarj mesela değil mi? Şarj evet. Çok mesela yapılan yanlışlardan bir tanesi. Kontür diyor mesela kontör kelimesine. Evet. Bir şarjda Z ile söyleniyor değil mi? Z ile şarj diyor. Şarj. Şarjın bitti. Şarj.
Bir de zaten Türkçe kelimeyi doğru düzgün telaffuz edemiyoruz. Yabancı kelime kullanımı merakı var bir de. Yani sen unvanı kullanamıyorsun, daha telaffuz edemiyorsun. Mütevaziyi doğru düzgün telaffuz edemiyorsunuz. Kalkıp efendim confused oldum demeye çalışıyor. Yahu İngilizce bu kadar meraklı olmak diyor. Kafam karıştı demek yerine confused oldum demeye çalışıyor yeni nesil insan. Deme kardeşim. Diline sahip çık ya. Kafam karıştı deyince cahil olmazsın, emin ol yani. Kullandığın kelime Türkçe. Bir de yarı Türkçe yarı İngilizce değil mi? Onlar da çok büyük sıkıntı. Bakın şu tabii. Anda ekranda gördüğünüz tam da söylediğiniz şey Sibel Hanım. Türk Dil Kurumu'nun kısaltması mesela TDK'dir ama genel olarak TDK diye denir. Söyleniyor. Evet. Bu yanlış bir ifadedir. Mesela STK değildir de STK'dir. Şimdi ben burada en çarpıcı şeyi söyleyeyim size bakın. Orada diyor ki F16 yazıyor. Nasıl okuyor? F16 diyor. F'yi İngilizce okuyor. F diye 16'yı Türkçe okuyor. var mı öyle ya ama canım? Ya onu da İngilizce okuyacaksın. F16 diyeceksin ya da F16 diyeceksin. MP diyor İngilizce okuyor. 3'ü 3 okuyor. Öyle yok. Ya MP3 diyeceksin, Türkçe konuşacaksın. Ya da MP o kadar İngilizcen güzelse MP3 diyeceksiniz. Tabii bu benim gibi dil hassasiyeti olan insanlar için geçer. Herkes de o hassasiyetin olmasını temenni ediyoruz. Doğru söylem var. TV midir, TV midir? Biz TV doğru söylenişi. En çok da şeye şaşırıyor öğrencilerimiz. Mesela bu normal derslerde üniversiteye hazırladığım öğrenciler de var benim. İşte sınava hazırlıyorum TYT. Bu ek gelen ekler bağlamında çok önemli. Hocam ama TDK değil mi? Ben de diyorum ki bizim alfabemizi bir düşünün bakalım. Bizim alfabemiz A, B, C, D, G diye mi? Eğer alfabemiz A, B, C, D, G diye gitseydi K'mız olurdu. Var mı? Yok. İnce sıradan gidiyor. A, B, C, D diye gittiğine göre K'miz var. Vaktiyle aslında bilmediği zaman çok böyle komik durumlar oluşabiliyor. Birisi biriyle alay ediyor benim yanımda. Diyor ki ya diyor sordum diyor sosyal sigortan var mı diye. Bana ne dedi beğenirsin dedi diyor. Ne dedi dedim SSK'liyim dedi. Dedim ki valla doğru söylemiş SSK. Doğrusu SSK ama insanlar hep böyle SSK diye duyunca. Ama kalıplaştığı için belki değil mi? Tabii evet. SSK yanlış kalıyor. O yüzden de hani biraz dil hassasiyetim var. Bir de hassasiyet noktalarınız neyse dünyaya da oradan bakıyorsunuz. Yolda yürürken tabelalara bakıyordum. Ha burada yanlış yapmışlar. Bunun şapkasını koymamışlar. Efendim bunu ayrımını yanlış söylemişler vesaire. Algılarım hep o yönde çalışmaya başladı. Bir taraftan diğer taraftan da işte kar düşen bir çiçek tanesini görünce de orada da şiir yönüm devreye evet. giriyor. Şiirler yazmaya belki başladım. Belki şundan olabilir mi? Yani yıllarca belki bize Türkçe öğretilirken, gramer öğretilirken hep şu söylendi. Türkçe yazıldığı gibi okunan bir dildir denildiği evet. için belki de orada şeylerimiz oldu, hatalarımız. Hani diyoruz ya dil diye söylüyoruz. Belki onun için de orada yanılgılarımız şimdi, olmuş oluyor. Doğru diyorsun Sibel Hanım ama bakın burada o kelime yanlış anılıyor. Şimdi şu anda gördüğümüz tablo mesela ile, ise, iken gibi kelimelerin okunurken bitişik okunmasıyla alakalı. Şimdi aşk ile diye yazdık ama bunu aşk ile diye okumamamız gerekiyor. Aşkla okuyacağız. Şimdi Türkçe yazıldığı gibi mi okundu orada? Hayır okunmadı. Öyle dolayısıyla olmadı. Bu kavram biraz hatalı bir kavram bence. Evet. Onun ile diye okuduğunuzda daha çok emek sarf edersiniz. Konuşma akıcılığınızı kaybedersiniz. Onunla diye okuduğunuzda daha akıcı konuşursunuz. O yüzden bu kurallar vardır. Yani gelmek üzere diye yazdığında ulama diye bir kavram var mesela. Ünsüzle bitip ünüyle başladığı zaman gelmek üzere diye okunur. Peki hocam niye böyle okuyoruz ki? Niye böyle okuyacağız? Akıcı konuşabilmek için. Daha latif, naif bir ses ritim ortaya koyabilmek için. Bunlar denenmiş şeylerdir çünkü. Zaman zaman TRT'nin video paylaşımlarını görüyorsunuz. Facebook'ta çıkıyor. Efendim 1970 yılı TRT'nin bir sokak röportajı, öğrencilerle bir röportajı var. Herkes dehşetle izliyor diyor ki aman Allah'ım bu nasıl bir konuşma. Lisede okuyan çocuk bile bugünkü haber spikeri gibi konuşuyor. Efendim o naif, o latif konuşmalar. Bunlar denenmiş, tespit edilmiş evet. ve Türkçenin bir melodisi olduğunu, bir ezgisi olduğunu farkına varılmış ve o ezgiye sahip çıkmak adına da bugün diksiyon, önceden retorik, daha önce belagat denilen bir ses ritim, yani bir ses düzeni, bir ifade gücü ortaya konmuş. Bunun üzerine çalışılmış, bunun üzerine onlarca eser yazılmış. Böyle bir şey var. Ama tercih ediyorsanız bunlara vakıf olursunuz, etmeye de bilirsiniz tabii o. Diyecek bir şeyimiz yok. Ama biz güzel konuşalım, akıcı konuşalım, hoş konuşalım isteyenlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim amacımız bu. Evet bazen hani şey oluyor hocam.
mesela böyle kelimeler hızlı hızlı konuşalım, 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 söyleyeceğimizi bir an önce söyleyelim evet. derken mesela orada da çok hatalar, yanlışlar yapılıyor galiba. Yani çok hızlı konuşmak değil, daha böyle sakin ya da çok böyle yaya yaya da konuşmak değil, tam orta kademede olması gerekiyor. Yavaş konuşmak da çok büyük bir sıkıntı, hızlı konuşmak da bunun bir ölçüsü var. Geçen gün bir öğrencim aradı, dedi ki hocam bir kitap okuyormuş, kitapta okuma hızınızı ayarlayın, çok hızlı ya da eksik okumayın ya da konuşmayın diyor ama hocam bunun süresi ölçütü nedir onu yazmamışlar diyor. Çok güzel bir şey bu. Yani o öğrencim ne kadar güzel, buna bir ilgisi var. Kafasına takılmış, arayıp soracağı da bir hocası var, ne mutlu ona. Arayıp sordu. Bunun kriteri şu. Dakikada 150 kelime ortalama okuyor olmanız gerekiyor. Ya da 150 kelime konuşabiliyor olmanızı gösteriyor o. Bunun üstündeyseniz hızlı konuşuyorsunuzdur. Bunun altında olma sayınıza göre de yavaş okuyorsunuzdur ya da yavaş konuşuyorsunuzdur. Bunu herkes kendisi öz denetimini yapabilir. Yani saniyeyi başlatır, anlayacak bir şekilde. Tabii o ilkokuldaki hızlı okuma yarışmaları gibi değil. Değil. Ama anlayacağı şekilde bir ölçüt yapabilir, kullanabilir. Dakikada 150 kelime oranı ne kadar aşağısında, ne kadar yukarısında, ona göre bir kriter belirleyebilir kendine. Peki hadi hatalıyım, çok hızlı konuşuyorum, ne yapacağım? O noktalama işaretleri boşuna konmuyor. Evet. Noktada duracaksın, virgülde hafif duracaksın, üç noktada biraz daha uzun duracaksınız. Biz şiirde de bunları uyguluyoruz zaten. Şimdi şiir klipleri, şiir videolarım var. Çeşitli sosyal medyada zaman zaman da yayınlıyoruz. Burada kriterlerden birisi bu, durmadır. Bazen durmak, susmak konuşmaktan daha anlamlı hale geliyor. Üç noktayı oraya koyuyorsa orada dur diyor sana. Biraz sus, sessizlik, dinginlik. Sonra bir anda yüksel mesela, tonlamanı bir anda arttır sesini, tonunu. Konuşurken hafif bir sessizlik bırakıp bir anda yüksek sesle çıkarsanız karşıyı aynı anda kendinize çekersiniz. Etkileyiciliğiniz artar mesela. Yani aynı ses tonuyla konuşmak da çok doğru bir şey değil tabii ki. Evet, yani karşıyı düz halde bırakmayacaksınız. Düzlemde bırakmayacaksınız. Sürekli bir heyecan olacak. Şimdi biz Konya Ovası'ndayız. Şuraya çıktığımız zaman dümdüz boşluk var. Onun da kendine göre güzelliği var ama bir heyecan olmaz. Doğru. Her tarafı görüyorsunuz. Ama bayırlar olacak, yokuşlar olacak, inişler çıkışlar olacak. Bir enerji artacak, enerji bitecek, heyecan artacak. Bu da konuşma gibi. İnişler, çıkışlar, barikatlar. Dümdüz konuştuğunuzda etkileyicilik düşüyor. Mesela bazen bazı eğitimciler, öğretmenler yaparlar ya böyle sınıfta. Çok böyle bir şey olduğu zaman, öğrenci rehavete düştüğü zaman hemen bir ses tonu yükselip böyle öğrenciyi bir kendine getirme şeyi vardır ya eğitimcilerin. Evet, bir anda parlarlar. Bir anda böyle gerçekten hani öğrencinin de uykusu açılır. Böyle bir anda öğrenci de kendine gelir. Hani ders anlatımlarında da aslında bu sadece belki televizyonda ya da herhangi bir yerde konuşurken değil. Aslında hayatımızın birçok anlamında da belki gittiğiniz bir veznede bile oradaki kişinin konuşması iletişiminizi güçlendiriyor aslında. Hani bir şey söylendiği zaman anlamayıp ikinci kez sorma gereği hissettirmediğiniz durumlar tabii zaman kıymetli diyoruz. Ya da anlamayıp defalarca sorduğumuzda evet. O da iletişim konusunu baltalamış oluyor. Hani önemli. Geri bildirim de çok önemli. Onun için de böyle iletişimde bu güzel konuşabilmek tabii ki anahtarımız. En önemli anahtarımız. Şunu merak ediyorum. Bana da çok sorulurdu. Bu işte konuşurken çok diyorum mesela falan gibi. Mesela bunu nasıl azaltabilir izleyicilerimiz varsa? Biz burada susmayı öneriyoruz. Şimdi siz orada zaten konuşma payı bırakıyorsunuz. Düşünme payı bırakıyorsunuz. Iğlamalar, hımlar, hıhlar. Düşünüyorsunuz o arada. O düşünme payının yerine susma dediğimiz, es payı dediğimiz kısmı bırakırsanız daha anlamlı hale geliyor. Bu arada da beyin düşünmeye devam ediyor zaten. Alışılmış bir sıkıntı o. İnsanların çoğu bunun farkında bile değil. Yani ığladığının farkında değil. Bununla ilgili geçmişte pek çok siyasetçi de eleştirilmiştir mesela. Evet. O kadar hitabet gücü var. Başbakan olmuş, bir yerlere gelmiş ama hiç o anlamda demek ki öz eleştirisini yapmamış. Diye bir söylem var. Bunun yerine sussa, susabilir. Bak bunu yapabilirsiniz, susabilirsiniz. Boşluk bırakın. Hem söyleyeceğinize dair insanlarda bir merak uyanır. Söyleyeceğiniz şey daha anlamlı hale gelir, daha vurucu hale gelir. Yani şu an sustuğunuzu düşünün. Bir anda başladığınız bu cümle sizi daha etkileyici olur. Daha etkileyici. Iğlamaktan daha etkileyici. Iğlamaktan daha etkili. Bizim tavsiyemiz o. Yani biraz daha susmak.
konuşmalarda susma payını vermek. Böyle yaparsanız, susmalardan sonra sesiniz bir anda yükseltirseniz, bunlar küçük teknikler. Tabii üzerine biraz eğileceğiz. Bütün bunları bir arada uygulayacağız. Şimdi zor yanı şu. Siz bunu yaparken nefesinize dikkat edeceksiniz. Diyafram nefesi alacaksınız. Duruşunuza dikkat edeceksiniz. Vücudunuz bir askılık gibi duracak. Bunu nasıl yapacağız? Ondan sonra nefes var. Sonra telaffuz var. Sonra dudak tembelliği var. Dil tembelliği var. Bunları aşacaksınız. Bütün bunlardan sonra, tonlama ve vurgulamalardan sonra ortaya iyi bir konuşma, duruş çıkacak. Yürüme problemimiz var Sibel Hanım. Sokağa çıkın. İnsanların yürüme problemi var. Duruş problemi var. Neden? Çuval gibi duruyor çocuklarımız, gençlerimiz. Çok üzülüyorum. Ben bazen şöyle sırtlarından destek vererek düzeltiyorum onları şöyle. Bu da şey kambur mi? Çok duruyor. Böyle tablete her şeye böyle kamburlaşıyorlar. Evet. Kamburlaşıyorlar. Hı-hı. Peki hocam ne yapacağız? Nasıl duracağız? Yani tabii ki problem pek çok ailede, arkadaşımız da farkında duruşlarının. Bakın size çok basit bir taktik vereceğim. Otururken de olabilir, ayakta da olabilir. Hiç önemli değil. Şu omuzlarınızı hafif geriye atacaksınız. Omuzlar hafif geriye. Göbeğiniz biraz içine çekeceksiniz. İşte o duruş şekliniz doğru duruş. Ama tabii aşırıya kaçarsanız o zaman Külhan Bey havası da gelir. O kadar değil. Omuzları hafif geriye atıp göbeğinizi biraz içine çektiğinizde duruşunuz sahne duruşudur. Duruşunuz bizim istediğimiz ölçülerde bir görüntü açısından çok mükemmel bir duruş haline gelecek. Diyafram nefesi için de bir kolaylıktır, değil mi? Diyafram nefesi için de öyle. Çünkü vücudunuz düz durursa nefesi de düzgün alabilirsiniz. Yani şimdi şuradaki şişeyi aldınız, ezdiniz, içine ne kadar su girer? Bir de ezmeden içine su koyduğunuzda ne kadar girer? Vücudunuz düz bir şekilde, yıpranmamış bir şekilde, dik bir şekilde durduğunda içinize alacağınız nefes daha çok olacaktır. Eğik büyük bir şekilde, böyle kambur bir şekilde durduğunuzda aldığınız nefes başka olacaktır. Sanskritçe bir atasözü var. Türkçesi yarım nefes, yarım hayattır. Dolayısıyla aldığınız nefes tam olsun ki hayatınız da tam olsun. Çünkü onun size vereceği oksijen, kalbinize gidecek sağlık, beyninize gidecek o oksijenle birlikte gelişen sağlık ve iletişimde kuracağınız sağlık, konuşmalarınızda, telefonunuzda ortaya çıkacak güzel uyum hayatınızın kalitesini de yükseltecek. Peki diyafram nefesi nasıl alalım, nasıl yöntem var mı diye soranlar olabilir. Diyafram nefesi açısından elinizi karnınızı bastırıyorsunuz. Nefes aldığınızda karnınızın şişmesi gerekiyor. Böyle çalışabilirsiniz. İkinci yol, sırt üstü yatarsınız. Alıştırmak için vücudunuzu. Karnınızın üzerine kitaplar yağarsınız, nefes almaya çalışırsınız. Nefes aldığınızda karnınız şişiyorsa diyafram nefesi alıyorsunuz. Diyafram nefesi bu. Göğüs şişiyorsa? Göğüs şişiyorsa veya omuz şişiyorsa göğüs omuz nefesi alıyoruz. O yüzden de karnımızı şişirmeye çalışacağız diyafram nefesinde. En iyi bebekler yapar, evet, değil mi? Doğru. Yani şimdi bebekler, mesela burada ekip arkadaşlarım yine... Evet, diyafram nefesinin alınış şeklini. Şimdi bebekler o kadar ağlarlar ve sesleri asla kısılmaz ve her yere de sesi duyurabilirler. Evet. Küçücük bebekten bu ses nasıl çıkıyor diye düşünülür. Belki şu sorulabilir, bana da çok sorarlardı. Yani evet, en güzel nefesi bebekler alıyor. Peki biz bebekken aslında bunu doğduğumuzda fıtraten biz diyafram nefesiyle doğuyoruz. Peki evet, sonrasında ne oluyor da biz unutuyoruz? Yanlış yürüyoruz. Yanlış hareket ediyoruz. Örneklerimiz yanlış. Gördüğümüzü işliyoruz. Biz doğduktan sonra ne öğreniyoruz? Etraftan, sosyal çevreden, ailemizden, sokakta arkadaşımızdan ne görüyorsak o şekilde öğreniyoruz. Yaşam biçimimiz buna uygun hale geliyor. Onu kontrol altına almamız yeniden, yani yüce yaradanın bize verdiği o fıtratı, o doğallığı, o iyiliği, kaliteyi tekrar sağlayabilmek için bir enerji sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü cipranıyoruz ve haberimiz bile olmuyor ondan. Dolayısıyla güzel bir şekilde doğuyoruz. İnşallah güzel bir şekilde yaşayıp güzel bir şekilde de hayata devam ederiz. Evet, şiirle bitirelim o zaman. Güzel bir fonda alacağız tabii ki. Şöyle evet, bir mesajımız da var, onu da söyleyip bitirelim. Hoş sohbetinize, günümüze renk kattınız. Başarılarınız daim olsun. Zeynep İnce Özlem göndermiş. Selam olsun, sevgilerimize evet, gönderelim. Sizin kızlara da, ufaklıklara da bir selam gönderelim mi buradan? Tabii, benim de iki kızım var, ellerinizden öper. Gülsüm Neva ve Miray. Onları da buradan babasından kucak dolu sevgiler gönderiyorum. Onlara da izliyorlardır şimdi zaten.
Evet, onlara ben de kocaman sevgilerimi gönderiyorum. Eşine de sevgilerimi gönderiyorum. Çünkü şöyle oluyor. Yani buraya gelen konuklarımız sonrasında diyorlar ki ya çocuklara selam gönderecektim. Benim çocuklar ekrandaydı, izliyorlardı diye. Onun için çocuklar benim en büyük zaaf noktam. Onun için onlara da buradan sevgilerimizi göndermiş teşekkür olalım. Teşekkür ederim, sağ olun. İnşallah güzel başarıları daim olsun diyelim. Bütün çocuklarımızın öyle. Tabii sen bir eğitmensin. Sınav İşte çok az bir süre kaldı. Üniversite sınavına hakikaten girecekler evet. var. Stresler büyüyor. Bütün ailelerde de büyüyor bu. Ama bütün çocuklar bizim çocuklarımız. En iyisi olması için çabalıyoruz. Ama en iyisi için zorlamayalım. Evet. Ayarını bilelim. Biz gerçekten çabalıyoruz. Veliler, aileler anne baba olsunlar lütfen. Öğretmenler öğretmenlik görevini yapar. Evde anne babaya ihtiyaçları var. Gerçekten öyle. Evde eğitmen olmaya çalışıldığı zaman dengeler bozuluyor. Herkes biraz bu konuda lütfen almış olduğu sorumluluğu ve almış olduğu ünvanların yerine getirsin. Sıkıntılar çıkıyor sonra. O kimlik evet. karmaşaları çıkmasın. Sevgili Ruşen Eşref, çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Yine KonTV'de ilk başladığım yerde tekrar var olmanın heyecanını, sevincini paylaştınız, yaşattınız. Çok teşekkür ediyorum. Tüm seyircilerimize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tekrar görüşene dek inşallah şiirlerle, güzel konuşmalarla, en güzel sözcüklerle kalın diyorum. Çok teşekkür ederiz. Tabii ben de vedam edeyim. Sevgili Ruşen'in yine güzel yorumuyla programı noktalandıracağız. Bugünlük de süremizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Görüşünceye kadar hoşça kalın. Nicesini tanıdım insanın. Kiminde silindi adım, kiminde kaldı ahım. Akıp gitti hızlıca hayatım. Geriye ne kaldı Tanrım? Acımsı, buruk bir tat, buğulu bir hayat. Nicesini tanıdım insanın. Vurdukça saat, tik, tak. Her biri ayrı bağın böceği. Şerri kapatmış kiminin serini, tersine dönmüş gözünde feri. Nicesini tanıdım insanın, içi kurt dolu, yüzü nur. Merakından çatlayacak öğrenmese kimi. Nicesini tanıdım insanın, perdeyi kaldırsan önünden, inanmayıp inkara kaçacak. Çığırtkanlıkta üstüne yok, hep kör olası nefsinden, nicesini tanıdım insanın, kederinden iki büklüm, varlığıyla bir yokluğu, yüzünde adil dünyanın izi. Nicesini tanıdım insanın, hepsi aciz, esir, sırra tabi, ruhunda bir insan teni, bilir, gitse gelmeyecek. Yine de inadına taşır kiri. Nicesini tanıdım insanın. Hepsi benim gibi.